Basına ve kamuoyuna Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nü teşhir ediyoruz. 26 Aralık Salı günü Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü'nün genel kuruluna kulüp üyelerinin içerisinde kampüs çadırları üyeleri ve özgürlükçü gençlik üyeleri olduğu bahane edilerek ülke ocakları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırının erkek egemen ve faşistleştirme politikalarının bir sonucu olduğunun Çukurova yönetiminin ülke ocakları ile kurduğu yakın bağlardan cesaret aldığını biliyoruz. 6 Şubat depremi ile birlikte başlayan online eğitim süresinde herhangi bir kulüp çalışma yürütemezken, üniversite yönetimi ülke ocaklarının üniversitede Turan Düşünce Kulübü adı altında çalışma yürütmesine izin vermiştir. Yine bu dönemin başında kampüs çadırları ile görüşen kadınlar özel güvenlik birimi tarafından takip edilirken, polis tarafından aranırken ülke ocakları üniversite içerisinde açık bir biçimde faaliyet yürütmüş Sarıçam Belediyesi'nin desteğiyle stand açmıştır. Çukurova Üniversitesi İdaresi kulüplere yönelik her türlü çalışmayı denetlerken, üniversite kulüp tanıtım günlerinde Turan Düşünce Kulübü adı altında toplanan kulüp, ülke ocakları bildirisi dağıtmıştır. Örgütün propagandasını yapmıştır. Devamında tüm kulüplerin etkinliklerini ülke ocakları hesaplarından da paylaşmıştır. Üniversite ÖGB'si ile yakın bağları olan bu kulüp başkanı, sık sık Çukurova Üniversitesi Kayyum Rektörü Meryem Tunceli ile fotoğraf paylaşan ülke ocakları üniversiteler sorumlusudur. Aynı kişi kampüs cadıları ve özgürlükçü gençlik üyelerinin sosyal medyada paylaştığı etkinliklere tehdit amaçlı etiketlenmektedir. Dün gerçekleşen saldırı ülke ocakları üyeleri, ÖGB'den kişiler ve güvenlik şube polis... Dün gerçekleşen saldırı öncesinde saldırıyı gerçekleştiren ülke ocakları üyeleri, ÖGB'den kişiler ve güvenlik şube polisleriyle sohbet etmiş, yakın temas halinde olmuştur. Kurulun bitimine yakın gözetmen hocaların çıkması ile saldırganlar odaya güvenlik şube polisleri ve ÖGB ile birlikte girmiştir. Saldırının püskürtülmesinin ardından ÖGB video çeken kulüp üyelerini haklarında soruşturma başlatmak ile kampüs çadılarında yapılan paylaşımın silinmediği takdirde dışarıya çıkarmamak ve güvenliğini almamakla tehdit etmiştir. Paylaşımın silinmemesi nedeniyle arkadaşlarımız saatlerce toplantı salonunda mahsur bırakılmış, dışarıda saldırganların toplanmasına izin verilmiştir. Saldırganlar etrafa sopalar saklarken hiçbir müdahalede bulunmayan özel güvenlik müdürü bağırarak kampüs çadılarının paylaşımını saldırganlara bildirmiştir. Saldırının ardından ülke ocakları, kadın çalışmaları kulübünü, kampüs çadılarını ve özgürlükçü gençlik merkez koordinasyon üyesi Umut Öşümşek'e hedef gösteren bir metin yayınlamıştır. Metin ile birlikte yapılan genel kuruldan terör örgütü faaliyeti olarak bahsedilmiş. Arkadaşımız Umut Öşümşek'in terörle mücadele tarafından gözaltına alındığı gibi gerçeklikle bağı olmayan iddialar ortaya atılmıştır. Ülke ocakları üniversiteler sorumlusu Fırat Acartekin'in öncülüğünde gerçekleşen saldırıya dair emniyet saldırı esnasında hiçbir önlem almadığı gibi saldırı sonrasında da bu konuya dair herhangi bir işlem başlatmamıştır. Üniversiteye yaşanan olayın yaşanan saldırıya dair herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Üniversite sorumluluğu üzerinden atmak istese de yapılan saldırının yalnızca ülke ocaklarından bir grubun galyana gelmesi sonucunda olmadığını biliyoruz. Gerçekleşen saldırı bir süredir kampüs cadılarına yönelik sosyal medyada başlamış olan linç çalışmalarının devamıdır. Kadın Çalışmaları Kulübü çoğu üniversitede olduğu gibi kadın erkek eşitliğine yönelik çalışmalar yapmak, feminist ve güvenli bir kampüs inşa etmek için kadın öğrencilerin kendini ifade etme alanlarının kanallarını açmaktadır. Kadın Çalışmaları Kulübü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırı Çukurova Üniversitesi'nde kadın öğrencilerin alanını kapatmak için yapılmıştır. Üniversitelerin demokratikleşmesinin en önemli bileşeni olan kulüplere yönelik bir süredir gerçekleşen sistemik saldırıların bilincindeyiz. Gerçekleşen saldırıdan ülke ocakları üniversiteler sorumlusu ile poz vermekten çekinmeyen Kayyum Rektör Meryem Tuncel, Turan Düşünce Kulübü adı altında ülke ocakları propagandasına izin veren okul yönetimi sorumludur. Saldırı esnasında hiçbir önlem almayan, aksine saldırıya yardımcı olan ÖGB ve Adana Emniyeti sorumludur. Bu saldırının üniversiteleri faşist çetelerin eline teslim etmek isteyen iktidar politikalarının bir sonucu olduğunu biliyoruz. Yineliyoruz, Çukurova Üniversitesi yönetiminin yardımıyla ülke ocakları tarafından işgal edilmeye, üniversitemizin ülke ocakları tarafından işgal edilmeye çalışıldığının bilincindeyiz. Baskı ve saldırılarla bizleri özgürleşme alanlarımızdan edemeyeceksiniz. Eşit, özgür, demokratik üniversite mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Çukurova Üniversitesi'ni kadın düşmanı faşist çetelere teslim etmeyeceğiz. Yaşasın özgür, demokratik üniversite mücadelesi.